Evet, yeni bir sansürsüz programıyla karşınızdayız. Siz de son yarım saat içinde öğrendiniz. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 1 yıl ve 2 artı 1 yıl kupalardan men cezası, yani uluslararası liglerden aslında bir takım uzaklaştırma cezası geldi. Tabii ki kaderin aslında garip bir cilvesi, taraftar grupları gidip yürüyüş yapmışlardı. Fakat bugün görüyoruz ki aynı küresel güçler o taraftar gruplarının takımlarını da Türk futbolunu dışlamak adına küresel uluslararası liglerden, uluslararası kümeden dışladılar. Kimin neye karşı yürüdüğünü bir kere daha düşünmesinde, küresel ve yerel işbirlikçileriyle küresel sistemin nasıl çalıştığını bir kere daha sorgulamasında ve esasında kimin bu ülke için savaştığını, kimin bu ülke için uğraştığını bir kere daha sorgulamasında yarar var. Demek ki öyle her alkışın peşinden, her sesin peşinden gidip sokaklara dökülmek, alet olmak, saf ve temiz duygularla bile olsa ülkede yaratılmak istenen ortama bir şekilde katılmak, bir şekilde parçası olmak demek ki her zaman çok doğru değil. Şimdi Londra'da mı yürüyeceksiniz, New York'ta mı yürüyeceksiniz, Paris'te mi yürüyeceksiniz, Berlin'de mi yürüyeceksiniz bu kararları geri aldırmak için? Yine güçlü Türkiye, güçlü devlet, güçlü hükümetiniz varsa ancak sizin takımlarınıza sahip çıkacaklar, saygı duyacaklar ve takımlarınızın önü açılacak. Eğer devletin gücü azalmışsa, eğer devlet küresel güçler ve yerel işbirlikçiler tarafından itibarsızlaştırılmışsa, eğer hükümet itibarsızlaştırılmak için büyük kampanyalar yapılmışsa, eğer halkın seçtiği başbakanlar içerideki yerel medya odakları tarafından sürekli itibarsızlaştırma saldırılarına maruz kalıyorsa, Türk halkının oturup biraz düşünmesi gerekiyor. İster taraftar olsun, ister kasap olsun, ister bakkal olsun, ister öğrenci olsun, ister işçi olsun, ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Laz olsun, ister Çerkez olsun, ister Alevi olsun, ister Pomak olsun, ister Sünni olsun, kendini nasıl tanımlıyorsa tanımlasın, her Türk vatandaşı bu topraklarda yaşadığı sürece Türk devletinin gücünün gölgesinde ancak güvendedir. Ancak ve ancak Türk hükümeti güçlü olduğu sürece güvendedir. Dolayısıyla herkesin bu kararlar sonrasında bir kere daha hangi güçlerin nasıl bir oyun oynadığını çok iyi sorgulamasında yarar var diyorum. Demek ki öyle boş boş provokasyona kapılıp yürümekle, başkalarının çizmeye çalıştığı resmin bir parçası olmakla güçlü olunamıyor. Tam tersi, ne kadar Türk devleti güçlü, o kadar Türk vatandaşı güçlü. Ne kadar Türk hükümeti güçlü, o kadar Türk vatandaşı güçlü. Herkesin bunu idrak etmesinde yarar var diyorum. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yiğit Bey. Nasıl yorumluyorsunuz takımların men edilmesini? Artık bir şey var ki men ediyorlar yani. Burada yok dediler, orada var dediler demek ki. Öyle çıkıyor. Yani burada yok dendi bir şeyleri, durup dururken oradan bir karar çıkıyor. Hasan Bey, teraziyi biliyorsunuz değil mi? Kılıcı koyuyor, vay evet. Mağlupların haline diyor. Evet, evet. O hikayeyi... Galli komutan Brennus Roma'yı fethediyor. Kaçıyorlar Romalılar, Kolezyum'a saklanıyorlar. Sonra gelin peki diyor. Ne kadar altın varsa bir terazi kuruyor meydana. Kayaları da koyuyor. Bunu dengeye getireceksiniz diyor. Bugünkü hesapla aşağı yukarı yarım ton falan, 500 kilo falan altına denk geliyor. Romalılar dengeye getiriyorlar teraziyi. Tamam diyorlar, dengeye getirdik, terk et Roma'yı, malı al git. Sonra çıkartıyor kılıcını, kayaların üstüne koyuyor. E diyorlar, bu nereden çıktı? Vay mağlupların haline diyor. İşte aynen buna benziyor. Vaya victis. Hatta bir kere, onun Latincesi de vaya victus, yani vay mağlupların haline. Eğer bir kere sizin evet. devletinizi evet. bir şekilde zaafı uğratmayı başarırlarsa, eğer evet. bir şekilde hükümetinizi zaafı uğratmayı başarırlarsa, arkası zincirleme reaksiyon gibi gelir. Hükümet zaafa düşmedi. Evet. Bu büyük bir provokasyona karşı, bu büyük evet. küresel saldırıya karşı Türk hükümeti ayakta dimdik, hatta tam tersi karşı atakla zaafa düşmeden yoluna devam etti. Bunu birazdan tartışacağız ve biz bugün bu sayede büyük oyunu nasıl oynandığını çok rahat bir şekilde burada anlatabiliyoruz. Şimdi piyasalardan başlayalım Hasan Bey. Çünkü son bir haftadır içeride ve dışarıda, bugün ben sabah gazete manşetlerini gösterdim. Dolar fren tutmuyor, bir gazetenin manşeti. Altında %30 devalüasyon gerekli. Altında ekonomi çökme noktasında. Birkaç gazete özellikle sanki birlikte manşet atmış gibi bu sabah itibariyle finans piyasalarını daha da kötüye götürmek için birlikte hareket ettiler. Ama bugün itibariyle gün bittiğinde küresel piyasalarda çok büyük bir iyileşme görülmemesine rağmen
IMKB'de çok ciddi bir yukarı hareket gördük. Doların 1.95 sınırını aşamadığını gördük. Faizde bir miktar yukarı doğru hareket var. O da normal. Faizin yukarı gitmesi doları aşağı basıyor. Orada bir denge seviyesi, yeni bir denge seviyesi ortaya çıkacak. Ama şunu gördük ki Türkiye gerçekten güçlü. Türk ekonomisi gerçekten güçlü ve Türk piyasaları gerçekten güçlü. Birazdan bütün bunları detaylarıyla tartışacağız. Şimdi bugünleri sorgulayanlar şunları unutmasınlar. Ben bazı örnekler vermek istiyorum. Bakın 28 Şubat sürecinde son yaşadığımız Mayıs darbesi de bir çeşit. Mayıs darbe denemesi de bir çeşit 28 Şubat sürecidir. Herkes bunlar bir baksın. 28 Şubat sürecinde 55 milyar dolar ortadan kayboldu. 28 Şubat sürecinde finans sektörü tamamen dibe vurdu. Bunun ledi de var, vereceğiz. 28 Şubat sürecinde 1997'de başında 3 milyar dolar olan bankacılık sektörü döviz açık pozisyonu 28 Şubat süreci tamamlandığında 2000 yılının başında 22 milyar dolar oldu. 1997'de 28 Şubat sürecinin hemen başında 3 milyar dolar olan bankacılık açık pozisyonu, döviz pozisyonu 2000 yılının başında 22 milyar dolara çıktı. Kamu bankası zararlarının milli geliri oranı 28 Şubat süreci başladığında %4.2 iken 28 Şubat süreci bittiğinde %13.2'ye yükseldi. Erbakan hükümetinin, rahmetli hocanın iktidarının ilk gününde reel faiz %30 iken rahmetli hocayı düşürdükleri gün reel faiz %12 idi. Şimdi bütün bunları çok iyi herkesin bilmesi lazım. 2001 krizinde 17-24 Kasım 2000 tarihleri arasında 3 milyar dolar, bir sonraki hafta 2,5 milyar dolar Merkez Bankası rezervleri eridi. Bakın tekrar ediyorum. Sadece bir haftada 2000 yılı 17-24 Kasım 3 milyar dolar, 24 Kasım'ı takip eden hafta artı 2,5 milyar dolar. Yani 2,5 haftada 5,5 milyar dolar döviz rezervimiz birilerine transfer oldu. Bank Express, Interbank, Ege Bank, Yurtbank, Sümer Bank, EGS Bank iflas etti. Gecelik faizler %7500'e kadar çıktı. 28 Şubat süreciyle Kemal Derviş'in geldiği o mutlu gün arasında, tırnak içinde söylüyorum, olayları anlatıyorum. 2000 Ocak sabahı olumlu anlamda iyi en noktasını gören piyasalar tam 13 ay sonra 19 Şubat 2001'de iflasını istedi. Ve iflasını istemiş piyasalara da 2001-21 Şubat'ında gönderdikleri Kemal Derviş el koydu. Şimdi bakın, 2001 krizinde batan 25 banka, lütfen bunları hatırlayın, arkamdaki iletlerde görüyorsunuz. 2001 krizinde batan, daha doğrusu 28 Şubat süreciyle batma sürecine, yani batma operasyonu başlatılan ve 2001 krizinde batırılan 25 banka: Ege Bank, Türk Bank, Interbank, İktisat Bankası, Etibank, Toprak Bank, EGS Bank, Yurt Bank, Bank Express, Es Bank, Bank Kapital, Pamuk Bank, Demir Bank, Ulusal Bank, Yaşar Bank, Site Bank, Tarış Bank, Kent Bank, Sümer Bank, Bayındır Bank, Marmara Bank, Inpex Bank, Kıbrıs Kredi Bankası İstanbul Şubesi, TYT Bank, İmar Bankası. TMSF'nin 2009 yılındaki resmi açıklamasına göre batan 25 bankanın Türk vatandaşlarına maliyeti 30 milyar 183 milyon faizsiz şekliyle dolar. Tekrar ediyorum. 28 Şubat süreciyle başlayan ve 2001-21 Şubat'ta biten, o dönemde batan 25 bankanın Türk halkına maliyeti 30 milyar 183 milyon dolar artı faiz. Onun da bugünkü faizle hesapladığınız zaman, düşük faizle bile, yaklaşık 44 milyar dolar Türk vatandaşlarının cebinden para birilerine transfer oldu. 2 haftada 5,5 milyar dolar satıldı Merkez Bankası'ndan. Bu da birilerine transfer oldu. 25 banka battı. 55 milyar dolara yakın para piyasalarda buhar oldu ve bugün MASAK raporu Star gazetesinde var. Bu operasyonlar sonucu 5000 gerçek ve tüzel kişinin ettikleri kar yaklaşık 300 milyar dolara yaklaşıyor faiziyle birlikte. 12 milyar dolar net rapora yansımış kar var. Birilerinin cebine girmiş. Şimdi hala bunlar Gezi Parkı operasyonudur. 28 Şubat'ta da Türkiye'de irtica tehlikesi vardı.
ondan 28 Şubat süreci yapıldı diyecek kadar saf insanlar varsa aynı saflık üzerinde yaşamaya devam etsinler. Bakın size gösteriyorum. Bu 25 banka nereye gitti? 28 Şubat sürecinin başladığı günden 21 Şubat gününe kadar bu 25 banka nereye gitti? Bu 25 banka battı. Bu bankaların ortakları ne oldu? Bu bankaların içinden çıkan 30 milyar dolarlık maliyeti kim ödedi faizsiz? Faiziyle 44 milyar dolarlık maliyeti kim ödedi? 28 Şubat sürecinde çok büyük irtica tehlikesi vardı. Rahmetli Erbakan hükümeti çok tehlikeli işler yapıyordu da neden reel faiz göreve başladığı gün 30'du rahmetli hocanın? Görevi bırakmak zorunda kaldığı gün neden reel faiz 12 idi? Hala bu ülkede yerleşik düzen yok diyenler, hala bu ülkede faiz lobisi yok diyenler, lütfen şu rakamlara da bakın. Faizdeki her %1'lik yükseliş Türk ekonomisine 5 milyar dolar zarar veriyor. Türk şirketlerinin %10 kaybe uğramasına yol açıyor. Faizdeki her %1'lik yükseliş ortalama borsada orta vadede %10 ila 13'lük kayba yol açıyor. Her %1'lik yükseliş yurt dışından gelen kredilerin geri dönmesine yol açıyor. Düşük faizle planlanmış birçok yatırım her %1'lik yükselişte çöpe gidiyor. Birçok çalışan işinden oluyor. Yeni istihdam alanları açılmıyor. Varlık sahipleri faiz sayesinde varlığına varlık katarken halk ve devlet tahterevallinin diğer kanadında olduğu için fakirleşiyor. Şimdi bütün bunların anlamı faiz yükseldiği sürece halkın refahı, devletin gücü ve insanların umutları ters orantılıdır. Bakın burada gördüğünüz gibi faiz yükseldikçe halkın refahı, devletin ekonomik gücü ve insanların umutları düşer. Dolayısıyla hala bu ülkede faiz lobisi laftır, bir faiz lobisi uydurdunuz arkasından gidiyorsunuz gibi içi boş sözlerle köşe yazısı yazanlara ben buradan sesleniyorum. Varsa eğer benim gibi matematik ispatınız olmadığına dair gelin sabaha kadar burada tartışalım. Bu ülke 1933'ten beri ne söylediğimi çok iyi bilerek söylüyorum. 1933'ten beri yani Celal Bayar'la İnönü'nün Atatürk'ü Çankaya Köşkü'ne hapsettiği tarihten beri bu yerleşik düzeni tesis etmekle, bu yerleşik düzenin Türk halkı ve Türk devleti üzerindeki oyunlarıyla, bu yerleşik düzenin aldığı çok biraz aslında avam bir söylem ama söyleyeceğim herkes anlasın. Yerleşik düzenin aldığı kellelerle uğraşıyor. Bu yerleşik düzen 1933'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde tesis edildi. Aynısı 1876'da Osmanlı'da vardı. 1854'te Osmanlı'da vardı. 1854'ten geriye gidersen 1839 Baltalimanı Anlaşması imzalanırken yine Osmanlı'da vardı. 1699 Karlofça'dan sonraki düşüş sürecinde yine aynı oyunlar, yine aynı yerleşik insanlar, yerleşik düzenler, başbakanın tabiriyle içerideki hainler ve dışarıdaki işbirlikçileri vardı. Şimdi hala bu kadar matematik ispat varken ne oluyor? Neden Türkiye bu halde? Gerçekten böyle bir güç var mı diye soranlar, bunu soracak kadar saf bir dünya içinde, kendi yumurtası içinde yaşamak isteyenler, siz yaşamaya devam edin. Ama şunu bilin ki, bu ülkede bir avuç insan bile kalsak, bir avuç insan bile olsa, o bir avuç insan bu özgürlük savaşını sonuna kadar götürecek. Bu sizin bildiğiniz gibi fiziki bir özgürlük savaşı değil. Bu ekonomide özgürlük savaşı. Bu dış politikada özgürlük savaşı. Bu iç siyasette özgürlük savaşı. Artık bu ülkede yerleşik düzenin, yerleşik medya yapısının, onların kurduğu finansal üçgen içinde hareket edenlerin borusu değil, halkın seçtiği hükümetlerin, halkın seçtiği başbakanların, halkın seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu iradenin sözü geçecek. Ve 10 yıldır da bu söz geçiyor. Dolayısıyla bunu herkesin artık hazmetmesi gerekiyor. Ha bu oyunlar duracak mı? Durmayacak. Önümüzdeki 24 ay içinde bakın Gezi olayları yatıştı. Son bir haftadır finansal manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Ama şunu da unutmasınlar. Onların kullanabileceği para 75 milyar dolar. Bankalardaki sizin mevduatınız sizin paranız. Onu kimse kullanamaz. Ama kendi varlıkları içeride ve dışarıdakilerin Türkiye'deki varlıkları finans piyasalarında 75 milyar dolar. Türk halkının bugün bankalardaki varlık karşılığı
750 milyar dolar. Yani uğrayabileceğimiz her türlü manipülatif ve spekülatif atağa 10 katıyla cevap verebilecek cephaneye sahibiz. Birileri çıkıp diyor ki işte şu kadar rezerv var, bu kadar. Bunların hepsi hikaye. O 2001 Türkiye'sinde olurdu. 2001 Türkiye'si ile 2013 Türkiye'sini karıştırmayın. Lideri olmayan bir Türkiye ile lideri olan bir Türkiye'yi karıştırmayın. Dolayısıyla bugüne kadar, bu olaylar başladığından bugüne kadar tek bir galip var burada. Türk halkı, Türk halkının seçtiği hükümet, Türk halkının iradesi galip. Dolayısıyla ben birazdan çok daha detaylı anlatacağım. Sözü size bırakayım. Şimdi Yiğit Bey, bunları normalde olağan karşılamak lazım. Çünkü buna alışılmış. Bu kolay yol. Yani dünyada bu hemen hemen uygulanarak gelmiş bir şey. Çünkü kime ne kadar bilgi veriyorsunuz, kim ne kadar bilgilendiriliyor. Şükür ki komplo diye bir laf var. Hemen bunun arkasına da sığınabilirsiniz. Bunları anlatmaya kalktığınız zaman, şimdi siz niye komplo anlatıyorsunuz da bir diyebilirler. Çünkü bu kolay söylemek. Ama Hasan Bey, işte Roosevelt'in, komplo arkada bak. Evet, 25 banka. Evet işte. 44 milyar dolar. Roosevelt'in bir sözü var. Siyasette hiçbir şey önceden planlanmadan olmaz diyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi basit bir rakam vereyim ben size madem öyle. 1945 doğumlu biri için söylüyorum. 1945'te doğduğu gün babası dolar almaya gitti. 1 lira 30 kuruş verdi. 1 lira 30 kuruş dolar almaya gitti. Şimdi o kardeşimiz, abimiz diyelim bizden büyük olduğu için, 2002'de 57 yaşındaydı. Kendisi dolar almaya gittiği zaman 1 milyon 630 bin lira verdi. Yani bir düşünsenize, 57 yılda 1 milyon defa soyulmuşsunuz. Daha neyi konuşacaksınız yani? Biz bu bir anekdot olarak anlatayım, birebir yaşadığım için. Sayın Süleyman Demirel affolduktan sonra Tuzla Mercan'a geldi. Biz de bir ziyarete gittik. Dedim ki çalışıyoruz çalışıyoruz, bir düdük çalıyor, her şey gidiyor dedim. Böyle yaptı. Anladı lafı. İhtilali aralı, altından fukaralık çıkar dedi. Yani işte bu kadar basit. Daha neyi anlatayım? Çünkü bakın, bu servet başka türlü bu kadar kolay transfer olmaz. Bunu yaparsanız kolay transfer ediyorsunuz. Yani kar birilerine, bunun cezası başka birilerine. Yani kim çalışacak, kim biriktirecek. Eski Yunan'da güzel bir söz var. Allah birini yok etmek isterse önce çıldırtırmış. Ama diyor ki, devam ediyorlar buna. Bir ekonomiyi çökertmek istiyorsanız zengin bir zümre yaratın diyor. Gerisini halk halleder zaten diyor. Yani gerisini de halka yaparsın. Ne olacak? Kışkırtırsın insanları, sokağa dökersin. Ondan sonra vay kriz de oldu işte, etraf bozuldu dersiniz. Başka biri gelir el koyar. Ondan sonra derler ki yeniden başlıyoruz. Biz biriktirdik, kime çalıştık? Birilerine çalıştık. Bu eskiden Mısır firavunları bunu daha adil yapıyorlarmış. Hiç olmazsa piramit yaptırıyorlarmış. Yani birikiyor, bir şey kalıyor. Yani bunların biriktirdiklerinden de bir şey kalmayacak. İşin üzücü tarafı bu. Yani hiç olmazsa dönüyor, bakıyorsunuz işte 3000 yıl önce diyorsunuz veya 5000 yıl önce. Şu bankaları bir ekrana tam verin arkadaşlar da herkes görsün. Evet. 5 tane hiç olmazsa orada bir piramitler görüyorsunuz. Bir şey yapılmış yani. Burada da bir şey yapıldığı yok. Anlatabiliyor muyum? Kayboluyor bir paralar. Bakın, Amerikan doları 1913'te kurulduğu zaman, Fed kurulduğu zaman 100 dolar. O şimdi o 100 ancak 5 dolar alabiliyorsunuz. O kadar düşmüş yani. %95'i doların kaybolmuş. Gene insanları çalıştırmışlar. Sadece işte birkaç tane gökdelen görüyorsunuz Amerika'da. Fakat bir sistem var Yiğit Bey. Yukarıda muhakkak bütün şu bankalara insanlık, bir zoomlayın arkadaşlar. Bütün insanlık tarihine bakarsanız bir askeri güç olduğunu görüyorsunuz. İmparatorluklar bakıyor. Önce bir askeri güç var. Şimdi bugün de aşağı yukarı gene öyle bir askeri güç şemsiyesinin altında bir iş adamları takım var. Çünkü askerin masrafını karşılayacak ticaret ve iş olması lazım. Ya da bir şeylerin bulunması lazım ki silah çevrilecek. O bilgi de silaha dönüştürülecek. Birilerine de müsaade ediyorsunuz. Ticaret yapın diyorsunuz. Para lazım oluyor. Sıkışıyor ortalık. Diyorsunuz ki kriz olsun, geri alın. Dikkat ederseniz Dow Jones endeksini senelerdir takip ediyoruz yani. Her 10 senede bir çıkıyor çıkıyor düşüyor, çıkıyor çıkıyor düşüyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki birileri biriktirsin, biz bunu kağıt yoluyla alırız. Birileri biriktirsin, kağıt yoluyla alırız. Şimdi Batı'da dikkat ederseniz daha savaşlar yeni bitti, öyle değil mi? Yani şurada 45 senesinde bitti savaş. Büyük hesaplaşmalar var. O savaşlar bittikten sonra daha kolay yolunu buldular. Avrupa Ekonomik Birliği aldığında bir laf uydurup Almanya'ya bir de dediler ki bir araya gelelim, ortak bir para birimi olsun, euro bulalım. Tamam, euro ile ne yaptılar? Son 10 senede Avrupa Birliği ne hale geldi? Aynı soygun yapılmadı mı?
Yani Yunanistan artık, Yunanistan'da bakın televizyonunu çalıştıramaz. Yani artık bırakın televizyonunu bile çalıştıramaz hale geldi. İtalya aşağı yukarı görüyorsunuz. İspanya'nın durumu belli. İşsizlikler belli. Şimdi bunu diyorsunuz ki bakın sistem oraya geliyor. Siz bunu küreselleşme adı altında yapıyorsunuz. Adı küreselleşme. Küreselleşmenin bir tek amacı var. Bir sürü ülke olacak ancak şahsiyeti olmayacak ülkelerin. İşte Yunanistan'a, İspanya'ya yaptıkları gibi, İrlanda'ya yaptıkları gibi. Sarkozy gibi tipler olacak. Ya başına beğenmediğiniz zaman siz oradan bir takım atıyorsunuz. Siz bunlarla yönetileceksiniz diyorsunuz. Yani insan, hani demokrasi vardı Avrupa'da? Hani demokrasi vardı? Bir Hintlinin çok güzel bir tarifi var. Batı demokrasileri diyor, faşizmin sulandırılmış şeklidir diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Avrupa demokrasi aslında böyle bir demokrasi. Siz Yunanistan, insanlar parlamento oluşturmuş, oy vermişler, seçmişler. Yok diyor, onlar olmaz. Ben oradan atayacağım. Şöyle bir takımla siz yönetileceksiniz. Ne aslında o? Borçlusun. Şimdi bakın bunları bunları görüp yaşayanlar şunu, bunları kendiliğinden oluyor zannetmek kadar büyük bir saflık. Hasan Bey bakın çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Türkiye'de zaten şu andaki kavganın sebebi bu. Bu zaten. Türkiye'de gerçek gerçek bir liderlik var. Evet. Gerçekten halkın seçtiği parti var. Ha. Güçlü bir lider var. Güçlü bir hükümet var. İstiyorlar ki Sarkozy gibi olsun. Evet. İstiyorlar ki Merkel gibi olsun. Yani şimdi bunları söylemek istemiyorum ama Fransa bir devlettir. Evet. Etat français. Geçmişten beri bakarsınız devlettir yani. Geleneği vardır. Sevmem Fransızları ayrı ama bir devlettir. Evet. Fransız devletinin başına Sarkozy gibi bir adam geldi ya. Evet. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Ben seni hiçe sayıyorum. Sen yoksun. Bak evet. Ben kimi getirebiliyorum oraya? Koskoca Almanya. Almanya'nın başına bir Merkel geldi. 1989'a evet. kadar Doğu Almanya'dan çıkmamış. Ayakkabıyla çorabı birlikte seçemeyen. Evet. Gittiği uluslararası davetlerde diğer ülkelerin devlet başkanları tarafından buna biçim kıyafet Merkel denen bir kadın. Şimdi işte burada yazık Hasan Bey yani. Ama bakın söylüyorum Yiğit Bey, bu sistem o kadar güzel. Şimdi bir finans sistemi ayarlıyorsunuz. Yani askeri şemsiye olduğu için burada diyor ki biraz para, bir devlet basıyor şimdi. Devlet para basıyor diyelim. Bu parayı birilerine aktarıyorsunuz bir kanalla. Onları zengin hale getiriyorsunuz. O zengin hale getiriyorsunuz ki sen de medyayı kontrol et. Bakın bana şunu söyleyin. Arkasında belirli bir finans gücü olmayan medyanın dünyada herhangi bir ülkede yaşama şansı var mı yok mu? Mesela yani şu anda Fransa'ya örnek vereyim sana. Medyanın büyük bölümü Dassault Aviasyon firmasının elinde. Yani evet, Mirage uçaklarını yapan askeri uçak. Askeri yani, endüstriyel kompleksi. Askeriye sanayi finans medya. Tamam. Yani ayaklar oturdu değil mi? Almanya'da farklı mı? Aynı. Almanya'daki medya sermayesi İsrail'e uzanıyor. Evet, tek farkı neyse, o. Amerika'da farklı mı? Bunlar hani Batı dünyası. İngiltere'de farklı mı? Belki İngiltere'de bir gardiyan falan var. Galiba hani daha sermaye fazla. Ben size samimi bir şey söyleyeyim mi? Belki. Türkiye'deki kadar özgür medya hiçbir yerde yok. Şimdi mesela ekonomistin arkasında kimler var? Bakıyorlar mı? Rothschild ailesi var. Rothschild'in hanımı Evelyn Rothschild diye bir hanım var. Amerikan kökenli. O başında duruyor. Yani o kadar iç içe geçmiş sistemler var ki kimin arkasında kim var diye bakmıyorum. Bir mesela de bakıyorsunuz şöyle, başbakanımız hakkında bir resim çıkıyor orada. Bizim belirli bir hakikaten okumuş entelektüel, hakikaten kafası çalışan bir sürü insanımız var. Hatta mesela bir filmden bile bahsederken işte yönetmeni bu, işte ışıkçısı bu, oraya kadar yani kostümcüsüne kadar bilirler. Anlatabiliyor muyum? Yahut da bir kadından bahsederken gözlüğünden ayakkabısına kadar bahseden insanlar var. Peki bu dergilerin, mecmuaların, gazetelerin arkasında kimler var diye niye söylemiyorsunuz? Bunların kimlerle ilişkileri var diye niye söylemiyorsunuz? Buna o kadar çok saklı maklı değil ki. Bunların bakın artık yani herhangi 12 yaşında bir çocuk internete girip zaman bunların arkalarında kimler olduğunu geliyor. O insanların hangi ilişkilerle oraya geldiğini. Bugün bakın Amerika'da finansta kimin kimi olduğu belli. Nereden geldikleri belli. Kimlerle bağlantılar oldukları belli. Medyasına bakarsanız, televizyonuna bakarsanız onların başındaki adamların kimlerle ilişkili olduğu, nereden geldikleri belli. İş adamlarına bakarsanız, siyasetçilerine bakarsanız hangi ilişkiler içinde nereye geldikleri belli. Yani bir elit takım var. Bu elit takım kendini tanıyor, birbirlerini biliyor. Sonra bir karar veriyorlar, bir küresel dünya istiyoruz. Tamam, küresel dünya. Peki küresel dünyayı nasıl yapacaksınız? Her bir yerde bir piyonunuz olacak. Başka türlü yapamazsınız. Biri itiraz edip de ben de kral olacağım dediği zaman ben de memleketimi yönetmek istiyorum. Veyahut bir ülke ayağa kalktığı zaman siz ne oluyorsunuz dediği zaman al işte başına. Nereden çıksın bu? Şimdi Türkiye bunu yapmaya çalıştığı zaman tabii 4 koldan, 5 koldan, 10 koldan size sardılacaklardır. Yani neyi buluyorsa sardılacaklar. Şimdi bunu anlatınca siz Yiğit Bey çok güzel bile, komplo mu konuşuyorsun? Ya bir baksana hadiseye kardeşim. Yani durup dururken bir adam gitti bir Yugoslav, bir diyelim ki Sırp veyahut bir Arşidük'ü vurdu. Birdenbire 1. Dünya Savaşı çıktı. 1908'de Yiğit Bey
Carnegie Endowment'ın karar defterinde var. Bir vakıf gibi düşünün yani, hayır kurumu. 1908'de şunu yazmışlar. Demişler ki bu iş böyle gitmiyor. Bir harf çıkması lazım. Özellikle Avrupa'da çıkarsa bizim için iyi. Ve Balkanlar bunun için uygun yer. Neden? Çünkü adam demir çelik, demir rayı satacağına, demir çelikçi bu adamlar, bu Carnegie, meşhur Andrew Carnegie'nin şirketi. Onu kurdu bu. Güya bu şey yani hayırsever bir kurum bu. Para kazanacaklar ya Yiğit Bey, top yapmak, mermi yapmak, silah yapmak daha pahalı tabii. Yani 1 liraya demiri satacağına 50 liraya 100 liraya satacaksın. Adam şuna yazmış, karar defterlerinde var. Sonradan 1914'te, 11'de, 14'te birisi silahla birini öldürmüş. Ortalık karışmış, Birinci Dünya Savaşı. Adam kararını vermiş ondan 4 sene önce. Ondan sonra onun hazırlığı yapılıyor. Şimdi bunu anlatınca sen komplücü ya. Değil, adam karar defterine yazmış yani. Şimdi bunları anlatınca komplo, şimdi şunu söylüyorsunuz. Bu para buradan buraya transfer olacak. Bunun için ne yapalım diyorlar. Çok basit. Burada bir para birikmiş. Bunu nasıl alırız? Böyle alırız. Başka türlü yok. Kafa tutmak yok. Bizim dediğimizi yapacaksın. İşte Yunanistan ne hale getirdiler? İspanya ne hale geldi? Aynısını bize 2001'de yapmadılar. Aynısı. Bakın, ben bugün bakıyorum o dönemin koalisyon ortakları Bey, konuşuyorlar. Bakın, 1945, önümde rakamlar var. Ya Yiğit Bey, 1945-2002. 57 sene. 1 milyondan fazla paranız değer kaybetmiş. Ya dünyanın neresinde böyle bir şey var? Bu kadar da çalışan ben bir sana bir şey daha söyleyeyim Hasan Bey. Hiç çalışmıyorsunuz, yatıyorsanız kabul. Bir şey daha söyleyeyim. Yani bak, bunlar hepsi ortaya çıkacak. Bunlar hepsi ortaya çıkacak. 1946 devalüasyonundan önce aldığı krediyi 30 sene aynı kurdan ödeyen iş adamı var bu ülkede. Ya olur Yiğit Bey. 1958 devalüasyonundan önce devletten aldığı krediyi 30 sene markı aynı kurdan ödeyen iş adamı var bu ülkede. Şimdi bugün kalkmışlar bu iş adamları oturdukları cam kulelerden halkın seçtiği hükümete taş atıyorlar. Akıllı olmaları gerekir. Maalesef akıllı da değiller. Bütün bu kayıtlar devletin elinde var. Devlet bunları kibarlığından ortaya çıkarmıyor. Devlet bunları büyüklüğünden ortaya çıkarmıyor. Devlet bunları bağışlayıcılığından ortaya çıkarmıyor. Evet. Ama halkın seçtiği hükümetin varlığına kastedersen, halkın iradesine, halkın iradesinin gösterdiği istikamete başka yollar kullanarak kastedersen, senin cam kulen devletin atacağı küçücük bir taşla paramparça olur. Dolayısıyla herkesin, bu bir tehdit değil bakın, bu şu: akıllı ol, istihdam sağla, çalış, zenginleş, Türk halkı da, Türk devleti de, Türk hükümeti de sana helal olsun der, arkanda durur. Bu ülke herkesi bağrına bastı. Herkesi bağrına bastı. Bu ülke başbakan asanları bile bağrına bastı bir iki sene sonra. Basmaması gerekirdi. Bu ülke halkın kaynaklarını hortumlayanları yine bağrına bastı. Bugün hala 2001 krizinde aktif siyaset yapanlar Türkiye'de aktif siyaset yapıyor. Hangi yüzle konuşuyorlar? 25 banka burada işte. 25 banka burada. Bu 25 bankanın hesabını kime vereceksiniz? Bu 25 bankayı batıran ailelere ruhsatı ben mi verdim? Bankacılık işletme ruhsatını ben mi verdim? Mevduat toplama yetkisini ben mi verdim? İmar Bankası yıllarca bu ülkede kanunsuz olarak yüksek faizle reklam yaparak hazine bonosu sattığını iddia etti. İmar Bankası'nın hazine bonosu satma yetkisi yoktu. Bunu SPK da biliyordu, bunu hazine de biliyordu, bunu hükümet de biliyordu, bunu bakan da biliyordu. Sırf adamın medya gücü var diye korkudan 10 sene o Cem Uzan denen adama hükümetler ses çıkartamadılar. Hasan Bey, böyle başbakanlık olur mu? Böyle bakanlık olur mu? Böyle hazine müsteşarlığı olur mu? Böyle valilik olur mu? Böyle bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı olur mu? Adamın medya gücü var diye kimse sesini çıkaramadı. Ne oldu? Yine bu hükümet kanunsuzluğa dur dedi ve gerekeni yaptı. Şimdi siz bu kadar kendi hayatınızı riske atarak bu yerleşik düzenle savaşırsanız, siz varlığınızı riske atarak halkın ve milletin menfaatini koruma adına bu yerleşik düzene savaş açarsanız, o yerleşik düzende o Taksim Meydanı'nı savaş alanına çevirmeye çalışır. O yerleşik düzen Türk halkını yalan resimlerle, montajlarla sokağa dökmeye çalışır. O yerleşik düzen 4.61'e giden faizi bugün getirir 8.12'lere dayamaya çalışır. Gecelik 7.500'lere dayadı o faizi o yerleşik düzen. Ben bu ülkede bankalar arası piyasada 14.008 faiz gördüm Hasan Bey. 14.008 gecelik faiz. Bunları Türk halkı unutmasın bakın. Türk halkı bunları unutmasın.
Bugün oynanan oyunun daha geniş versiyonları, daha küçük versiyonları, daha etkili versiyonları, daha etkisiz versiyonları bu ülkede Cumhuriyet tarihi içinde 1933'ten beri oynanıyor. Evet. Osmanlı tarihi içinde 1700'den beri oynanıyor. Yakın tarih içinde 1854'ten beri oynanıyor. Dolayısıyla Türk halkının artık bunları görmesi gerekiyor. Hangi hükümet, hangi başbakan, hangi bakan, hangi gazeteci bu arkadaşların çomağına, tekerine çomak sokmuş? Hangi gazeteci, hangi başbakan, hangi bakan, hangi milletvekili, hangi bürokrat bu arkadaşlara biat etmemiş, onlarla işbirliği yapmamış, hepsini itibarsızlaştırmak için ellerindeki yerleşik medya düzenini kullanmışlar. Herkese yaptılar bunu. Bugün Türkiye'yi kaotik bir ortama çevirmek için aynı silahı kullanıyorlar. Bugün sabah yayınına çıktım saat 11'de. Hürriyet.com.tr'deki haberi buradan okudum. Son dakika, flash. Neymiş son dakika? Polisler bayanları çırılçıplak soymuş, yere yatırmış. Ondan sonra da taciz etmiş. Bir gazetenin son dakika haberi. Onu kaldırdı. 51'de reklama gideceğiz arkadaşlar. Onu kaldırdı. Abdullah Öcalan serbest kalacak. Arkasından flash. Şimdi bakın, insanları tahrik etmek için. Bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor. Evet. Bir oradan alıyor, bir buradan alıyor. Şimdi bu sadece bir örnek. Bunun gibi artık açığa çıkmış, siperde saklanmayan, açıktan ateş eden tipler var. Evet. Bu tiplere birisi garanti vermiş yurt dışından, belli. Evet. Demiş ki arkadaş sonuna kadar devam et, biz senin arkandayız. Eline pankartı alıp Taksim Meydanı'na fırlayan iş adamını ben anlamam. O iş adamının 14 ayda borsadaki piyasa şirketinin piyasa değeri 30 milyon TL'den 510 milyon TL'ye gelmiş Hasan Bey. Evet. Reklama gidelim, acil saat başı devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan Bey, en son 24 ay, 14 ila 24 ay arasında şirketinin değeri 30 milyon TL'den 510 milyon TL'ye sermaye piyasasında çıkan iş adamından bahsediyorduk. Kendisi de eline pankartı aldı. Bu 30 milyonluk adamken 510 milyonluk adam olmasına rağmen son 2-3 yıl içinde yine de ben çapulcuyum diye Taksim Meydanı'na fırladı. Demek ki o kadar arkada büyük bir güç var ki onu oraya çıkartabilen, bunun ne olduğunu herkesin bir kere daha oturup bence sorgulaması gerekiyor. Evet, şimdi biraz önce konuşmaya başlarken şöyle demiştik. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsanız, yani zaten kurucusu askerdir sonunda. Yani Washington'a bakarsanız normalde general olarak işe başlıyor. Demek ki bir asker lazım. Yani siz yarın öbür gün ne kadar servis sahibi de olsanız bunu bekletecek birinize ihtiyacınız var. Güvenli bir mekana ihtiyacınız var. Amerika bunun için iyi bir örnek. Bir askerler demiş, yani askeri bir şemsiye oluşturduktan sonra bu askerin masrafını karşılamak için tabii bir ticaretiniz olması lazım. İş adamları yaratılacak. Onları da yaratırsınız. Amaç öyle bir şey olsa biz belki buna katlanabiliriz. Yani bugün sokaktaki bir Amerikalıya deseniz ki ya işte ne yapıyor? İşte biz dünyayı yönetiyoruz. İmparator biz sayılırız dese bir nevi haklılar. Yani bu sistemi sürdürmekle, yani büyük bir askeri şemsiyenin altında yaratılmış iş adamları, onun bir ekonomisi ve finans sistemi. Bunu kabul ederiz. Peki Türkiye'ye gelince ne oluyor? Yani bugün bakarsak, yani Cumhuriyet tarihine de bakın. Hangi banka? Mesela dünyada var mıdır acaba? Yani yönetiminde partinin atadığı adam olan bir banka var mıdır? Yani bir parti bir bankanın yönetimine adam atıyor. Daha doğrusu yani, bankanın yönetim kurulunda görev yapmazsan partiye giremiyorsun. Yani neyse, veya oradan, mesela oradan geliyorsun, partiye genel başkan oluyorsun. Veya işte genel yani sekreter oluyorsun. Şimdi tabii Hasan Bey şöyle bir şey var. Şimdi bakın, bu mekanizmanın kuruluşunu anlatıyorum. Yani şimdi o parti, o mesela diyorsunuz ki iş adamları var. Peki bu iş adamları kimler, hangi kimlerden kredi almış, ne yapmış, neyin sahibi olmuş? İşte bir çok basit sistem. Yiğit Bey, verirsiniz adam iş yaptırırsınız. Dersiniz ki şimdi para kazandı, şimdi sen medyanda olsun. Tamam. Yani ne de finans, iş dünyası ve medya ayağını kurarsınız. Siz bir yayın yapmakla bir şeyi insanlara information diyorsunuz ya, formatlayabiliyorsunuz da. Yani information'ın kelimesinin içinde format diye bir kelime var. Yani atarsanız başından sonundan format. Hani bugün çocuklar biliyor ya, formatladın mı bunu filan, yani formatlanıyor. Şimdi bilgi vermek aslında formatlamak için veriliyor.
Yani mesela Amerika'da demişler ki basın hürdür. Ya hür tabii yani. Çünkü istediğim gibi seni formatlayacağım. Hür olsun olur olmaz. İsteyen istediğini yazabilir mi? Bizim çizdiğimiz bahçe içinde hürsün. Hürsün tabii yani. Şimdi sistem oradan gelince Yiğit Bey, bugün bakın ben açık seçik söylüyorum. Bugün artık gazeteye çıkartıyorum diyorsunuz. Desiniz ki ben çok iyi yazarım. Fikir sahibiyim, bilirim. İnsanlar ben yazayım okusunlar. Yazın bir kağıda, zaten bugün internette bir sayfa açın, oraya yazın bakalım ki sizi kaç kişi tıklıyor. Misal onu söylüyorum, yani yazacağınız bir makale sonunda. Peki medyanın bu kadar büyük bir medyayı çevirmek için niye bu kadar para dönüyor? Niye içinde bir reklam payı var? Bir reklam pastasından herkes pay kapmaya çalışıyor. Masrafın bir kısmını oradan çıkarın, bir kısmını da yaptığımız işlerden aktarırız, medya götürürüz diye. Bugün bana parasız medya olabileceğini söylüyorsanız o zaman siz gazetelerde yazmayın. Bir internet sayfası yapın isminize. Basın oraya, orada yazın. Millet sizi oradan okusun. Anlatabiliyor muyum? Ama ne olacak? Birinin altında yazıyorsanız, birinden maaş alarak yazıyorsanız o zaman o kaleminizin kiralık olup olmadığı tartışılır hale gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi başına o zaman bir fikriniz varsa açın bir internet sayfası. $15 mıdır nedir yıllık kirası veriyorsunuz bir sefer tutuluyor. Size benim ismim bu burada basın okuyun. Niye gazetede yazıyorsunuz? O zaman hür olmak, kalem yani. O zaman hakikaten insan bütün dünyada bu tartışılıyor. Yiğit Bey sadece Türkiye'de değil ki bütün dünyada bu tartışılıyor. Yani bu kalemler kiralık mıdır değil midir diye belirli bir aydınlık kafa. Yani biraz bu işlere dikkat eden insanlar bunları tartışıyorlar. Şimdi Hasan Bey bakın Türkiye'de her Türk vatandaşını şimdi bizi dinleyen ve kendini solcu olarak ben sol görüşlüyüm diye tarif eden her Türk vatandaşına ben buradan sesleniyorum. Bakın siz neyin solcususunuz arkadaşlar? Sizin tuttuğunuz sol parti veya savunduğunuz sol görüş bir bankanın sahibi, bir bankanın ortağı, bir bankanın yönetim kurulunda yıllarca nemelanmayan adam gelip partinin genel sekreteri olamıyor. Başkanı olamıyor, başkan yardımcısı olamıyor. Sizin solcu dediğiniz partiniz, kusura bakmayın sistemi anlatmak için bunları bu kadar açık söylemeliyim. Taraf mısınız diyeceksiniz. Evet tarafım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetine kastedildiği anda sandık dışı yollarla benim seçtiğim başbakana kastedildiği anda ben tarafım. Git sandıkta devir. Ne istiyorsan yap helal olsun. Çık başbakan ol. Gel burada tartışalım. Senin dediğini yapalım dediğini yapmayalım. Ama sandık dışı yollarla sandıkta hiçbir zaman yenemeyeceğim bir adamı devirmeye kalkarsan ben sonuna kadar tarafım. O zaman ne gazeteci kimliğim kalır ne profesyonel kimliğim kalır. O zaman sadece insan kimliğim ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı kimliğim kalır. Adı ne olursa olsun benim seçtiğim başbakan benim namusumdur. Evet. Sen benim seçtiğim başbakana adı ne olursa olsun. Oyum namusumdur yani. Benim oyuma kurduğun o 3 tane kirli matbaayla provokasyonla sen benim oyuma kast edemezsin. Benim oyum senin o renkli matbaandan daha değerlidir. Benim oyum senin kullandığın bankalarından daha değerlidir. Benim oyum senin sokaklara provoke edip çıkardığın insanlardan daha değerlidir. Sen benim oyuma kastettiğin anda benim varlığıma kastetmişsin demektir. İrademe kast. Benim irademe kastetmişsin demektir. Benim geleceğime kastetmişsin demektir. Sen benim geleceğime, varlığıma, irademe kastettiğin anda ben tarafım arkadaş. Dolayısıyla bunları söylemek zorundayım. Bu ülkede sol görüşçüyüz, sosyalistiz diyen insanlar bu ülkede son 5 yılda sağlık sisteminde yapılanlara baksınlar. Sağlık sisteminde son 5 yılda yapılanlar sadece ve sadece bugün İsveç'in rekabet edebileceği bir sosyal bir noktaya geldi. Fransa, eta sosyal, sosyal devlet. Sosyal mosyal hiçbir şey kalmamış Fransa'da. Paran yoksa hastanede ölüyorsun. Amerika'da paran yoksa hastanede ölürsün. Kanada'da paran yoksa hastanede ölürsün. Sosyal devlet Türkiye. Son 5 yılda Türkiye dünyanın İsveç'le birlikte en büyük ikinci sosyal devleti oldu. Sosyalistiz diyenler, sosyal sol görüşlüyüz diyenler bunları bir dikkatle sen. Sol görüşlüyüz diyorlar. Tuttukları sol parti ihaleler hakkında tek kelime söylemiyor. Köprü ve otoyollar özelleşti. Buradan defalarca çağrı yaptım. Ey Kılıçdaroğlu, bir vatandaş olarak senden rica ediyorum dedim. Şu otoyol ve köprü özelleştirmesiyle ilgili bir kelime et. Tek kelime edemedi. Çünkü göbekten bağlı aynı bankacılık sistemine, aynı holdingçilik sistemine göbekten bağlı. Ben tarafım bu konularda. Yine gitti o ihaleyi iptal etmek, bu paraya bunu vermem demek Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kucağına kaldı. Evet. Neden?
Çünkü bu mekanizmalar çalışmadığı için Sayın Başbakan en sonunda müdahale etmek zorunda kaldı. Şimdi böyle bir ortam içinde neyin sosyalizminden, neyin solundan, neyin sağından bahsediyorsun? 2001 krizinde Kemal Derviş'e bakanının kellesini verenler bugün kalkmışlar hükümetin sosyal, ekonomik, siyasi politikalarını bağıra bağıra eleştiriyorlar. Evet. O Kemal Derviş'e değil bakanımın kellesini, dosya kağıdını vermem. Evet. Siper olurum, gerekirse parti başkanlığını kaybederim, gerekirse ölürüm ama küresel düzen istedi diye Kemal Derviş'e Enis Öksüz'ün kellesini vermem. Ama verdiler. Enis Öksüz'ün kellesini Kemal Derviş'e verdiysen bugün senin hiç konuşacak yüzün olamaz. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'de iç içe geçmiş. Kim milliyetçi? Yaylalarda en çok atlara binen mi milliyetçi oluyor? Hayır, ben size kim milliyetçi söyleyeyim. Aselsan'daki mühendis Türk F-16'sını İsrail yazılımından kurtaran çocuktur en milliyetçi Türk milliyetçisi. Evet. 26 yaşında. TÜBİTAK'taki 30 yaşında mühendis İsrail'den aldığımız malzemeyi burada ürettiği zaman en milliyetçi adam odur. Geçti o dönemler. Bugün Türkiye'nin eski gücüne kavuşması, bedenin eski kafayla bedenin birleşmesi, Türkiye'nin Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika coğrafyasına nüfuz etmesi, varlık göstermesi işte bu yerleşik düzeni çileden çıkarıyor. Diyorlar ki biz bu ülkenin Osmanlı'yı parçalarken kafasıyla gövdesini ayırmıştık. Evet. Gövdeyi bu tarafta bıraktık, kafayı Türkiye Cumhuriyeti'nde bıraktık. Üstüne laiklik diye kendi tanımladığımız, gerçek laiklikle hiç alakası olmayan, halkı kendi dininden soğutmaya yönelik kendi tanımladığımız bir örtü koymuştuk. Bakın, laikliğe, sekülerizme karşı değilim. Onların tanımladığı laisiteye, sekülerizme karşıyım. Çünkü bizi kendi dinimizden soğutmak, kendi dinimizi bize tehdit olarak tanımlamak için, kafayla gövdeyi ayrı tutmak için uydurdukları bir maskeydi bu. Kendi Kürdümüzü bize bölücü olarak tanıttılar. Kendi Kürdümüzü kırmızı kitaba koydular. En büyük tehlike diye bize tanımladılar. Evet. Ne yaptılar? Dediler ki iki tane büyük tehlike var. Ne? Bir tanesi Türkiye'ye şeriat gelir. Yapma ya. Nereden gelir? Senin kendi vatandaşından, mürteci. Kim mürteci? Çocuğunun yemin törenini kışlaya izlemeye giden başörtülü annesi. Kim bölücü? Senin kendi Kürdün bölücü. Şimdi yerleşik düzen bundan çıldırıyor Hasan Bey. Bugün bu çözüm süreci ilerledikçe, bu provokasyonlara Kürt kökenli vatandaşlarımız katılmadıkça, bakın bugün yine aynı gazetenin internet versiyonunda PKK yol kesti, para aldı, Lice'de kendi polisini denedi diye yalan bir resim var. Yalan. Tamamen provokasyon. Şu anda çıldırıyorlar. Kürt kökenli vatandaşlarımız hala çözüm sürecinin içindeydi diye, hala bu provokasyonlara kapılmadı diye, 6 aydır şehit cenazesi gelmedi diye çıldırıyorlar şu anda. Evet. Çünkü şehit cenazesi gelmediği zaman onlara oy yok. Şehit cenazesi gelmediği zaman politika üretemeyen adama, yeni bir şey üretemeyen adama ekmek yok, mama yok. Çıldırıyor bu yerleşik düzen. Şehit cenazesi gelmediği zaman kaos yok. Sosyal dalgalanma yok, ekonomik dalgalanma. Çıldırıyorlar şu anda. Bunları herkes anlasın. Bakın şimdi bir örnek vereceğim. Rahmetli Turgut Özal 1988 yılının sonunda bir süreç başlatıyor. Ve diyor ki Türkiye Kuzey Irak coğrafyasına nüfuz etmeli. Musul Kerkük petrolleri Türkiye tarafından kullanılmalı. Kuzey Irak yönetimi merkezi Bağdat'tan ayrılmalı. Bugün olan olayı anlatıyor aynen. Ve Türkiye ilişkiler geliştirmeli diyor 1988'in sonunda. Ne oluyor biliyor musunuz? İlk önce Genelkurmay Başkanı Torumta istifa ediyor. Özal'ın kolunu kanadını koparmak için. Orduya mesaj veriyor. Bu adamın peşinden gitmeyin. Ha diyorlar ki Torumta çok büyük adam. Neresi büyük adam ya? Senin devletinin politikası eğer senin devletinin milli menfaatleri için gelişmişse, senin devletin 100 yıllar sonra ilk defa ayağa kalkmışsa, senin görevin ölüm pahasına o üniformayı taşımaktır, istifa edip kaçmak değildir. İstifa eden kaçan hiç kimse büyük adam olamaz. Özal'a ilk darbe oradan geliyor. Arkasından yıl 1992, Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş. Amerika ile Özal arasında
bazı konularda farklı düşünme ve farklı hareket etme başlıyor. Fakat yine de Özal Kuzey Irak politikasında çok hızlı ilerlemek istiyor. Aynı şekilde yine Genelkurmay Başkanı ile bir takım sorunlar yaşanıyor. İşin en ilginç tarafı, Özal'ın yanında 4 tane isim var. Bir tanesi Eşref Bitlis. Bir tanesi Adnan Kahveci. Zaman zaman Uğur Mumcu ile görüşmeler yapıyorlar. Ve İsmet Sezgin ve Süleyman Demirel de bir şekilde bu sürece dahil oluyorlar. Şimdi bakın. 1992 yılında İsmet Sezgin Irak'a gidiyor. Bunlar ilk defa televizyonlarda söyleniyor. Bütün hepsi devletin arşivinde var. 1992 yılında İsmet Sezgin Irak'ta Türkiye'nin Kürt politikasıyla ilgili çok önemli görüşmeler yapıyor. 1992'de İsmet Sezgin İran'a gidiyor. İran'la PKK'nın tasfiye edilmesi anlaşması imzalanıyor. 1992. 1992 yılında Eşref Bitlis'te Doğan Güreş kavga ediyorlar. Türkiye'nin Kürt politikası yüzünden. 1992 yılında Eşref Bitlis Barzani ve Talabani ile görüşüyor. Onlarla Türkiye'nin Kürt politikası ile ilgili protokol imzalanıyor. Ve bu protokol sonrasında Eşref Bitlis ile Doğan Güreş bir kere daha çok ciddi şekilde kavga ediyorlar. Özal ve Eşref Bitlis'in politikası farklı. Genelkurmay Başkanı ve içerideki yerleşik düzenin politikası farklı. 1993 yılında Ocak ayında Süleyman Demirel Suriye'ye gidiyor. Ve Suriye ile protokol imzalanıyor. İran'la imzalanan PKK'nın tasfiye edilmesi protokolü 1993'te Suriye ile imzalanıyor. Ve bütün bunlar olurken Uğur Mumcu öldürülmeden 2 ay önce Ergenekon terör örgütü arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarıyor ve deşifre etmeye başlıyor. Diyor ki bu terör örgütünün varlığı ortaya çıkışı Ergenekon yapılanmasına dayanmaktadır. Uğur Mumcu'nun öldürülme sebebi bu. Evet. Ve 1993 yılından itibaren Demirel'in Suriye'den dönmesini takip eden 60 gün içinde Uğur Mumcu, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis ve arkasından Turgut Özal, bu işin içinde olan 4 kişi hayatını kaybediyorlar. Eşref Bitlis'in bindiği uçak son 100 yıldır üretildiği günden bugüne Kanada'da eksi 40 derecede uçuyor. Ankara'da eksi 5 derecede buzlanıp düştü. Ne öncesinde ne sonrasında aynı uçaktan bir daha düşmedi. Adnan Kahveci Türkiye'nin en zeki adamı otobanda ters yöne girdi. Arabasının motoru 500 metre ileride bulundu. 500 metre ileride. Sen çarpmanın gücünü düşün Hasan Bey. Turgut Özal'ın zehirlendiği artık hemen hemen neredeyse kesin. Uğur Mumcu da patlatıldı biliyorsunuz. Ve bütün bunlar olurken yani Türkiye bu 1988-1993 arasında aktif Kürt politikası uygulamaya çalışırken Madımak olayı. Petrol boru hatlarının keşfi olduğu gün 33 askerimiz şehit ediliyor silahsız bir şekilde. Ve İngiliz haber ajansları bizim haber ajanslarından 8 saat önce olayı dünyaya duyuruyorlar. Biz 8 saat sonra duyurabiliyoruz duyup da. Bütün bunlar hepsi belgeli. Yani bugünkü çözüm süreci başladığı günden bugüne yerleşik düzen niye bu kadar kudurmuş bir şekilde hükümete saldırıyor diyorsanız 1988-1993 arasına 1988'den itibaren 1993'e kadar yani o 4 ismin öldürüldüğü tarihe kadar yaşananlara çok dikkatli bakın. İran'la imzalanan tasfiye protokolü, Suriye'yle imzalanan tasfiye protokolü, Eşref Bitlis'in Barzani ile Talabani ile imzaladığı protokol, Eşref Bitlis'in Doğan Güreş'te kavga etmesi, arkasından imzaladığı protokollerin imzası kurumadan donan uçakta yok edilmesi. Adnan Kahveci'nin Turgut Özal'la paylaştığı Kürt açılımı, arkasından ters yöne girerek yok olması. Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürülmesi, büyük ihtimal artık bu %51'i geçti. Uğur Mumcu'nun patlayan arabasında Ergenekon PKK bağlantısını ortaya çıkardığı için yok edilmesi. Şimdi buradan ben bütün Kürt kökenli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Sizin kanınız üzerinden kendilerine hortum hortum dolar akıtanlar, sizin kanınız üzerinden kendilerine oy tahvil edenler, sizin kanınız üzerinden, varlığınız üzerinden kendi varlıklarını bina gibi kuranlar aynı oyunları orada da oynadılar, aynı oyunları şimdi de oynuyorlar.
çözüm süreci başarıya gittikçe yerleşik düzen kuduruyor ve hükümete saldırıyor. Çözüm süreci bir adım daha ileri gittikçe yerleşik düzen biraz daha kuduruyor. Niye? Çünkü kendi içinde Kürt kökenli vatandaşlarıyla sorununu çözmüş bir Türkiye, kendi içinde kırmızı kitapta mürteci diye tanımlanan vatandaşlarını normal standartlara getirebilmiş, normal standartları onlara yaklaştırabilmiş, yani normali bulabilmiş, o tanımlamadaki, tabiri caizse, o tanımlamadaki anormalliği kaldırabilmiş, o tanımlamayla dışlanmış vatandaşlarını merkeze oturtabilmiş. Ki Anadolu insanının özü zaten o kırmızı kitabın mürteci dediği adam bizim kendi DNA'mızdır. Anadolu insanının özüdür. Benim annemdir, sizin annenizdir, onun anneannesidir. Bunu yapmış bir Türkiye. Vatandaşlarıyla birlikte normal sistemi oturtmuş, demokrasinin kurallarını işleten, ekonomisi güçlü, 3 nükleer santral yapmış, Kanal İstanbul'u açmış, 3. köprüyü yapmış, 65-70 bin kilometre otoyol kalitesine dublo yol yapmış, 15 bin kilometre hızlı tren hattı yapmış, 2,5 trilyon dolara gelmiş bir gayri safi milli hasılasıyla Avrupa Birliği'ndeki borç rasyolarını 5-10 kat iyiye doğru aşmış bir Türkiye, borçsuz bir Türkiye, bir daha kontrol edemeyecekleri bir süper güç haline geliyor. Şimdi onun için Taksim kanıyor. Onun için insanlar provoke ediliyor. Onun için o yerleşik düzen ve o yerleşik düzenin medyası insanları kan pahasına sokağa pompalamaya çalışıyorlar. Çünkü bu Türkiye, bu Cihan Şumul, Büyük Türkiye ortaya çıktığı zaman onların borusu ötmeyecek. Ne diyorlar? Küçük olsun, bizim olsun. İşte 1993 yaşananlar aynı. Şimdi Yiğit Bey, bir de şöyle söyleyeyim, bir tavsiye niteliğinde olsun bu herkese tabii. Şimdi dünyada ciddidir, yani bunu araştırırlarsa herkes bulacak, okuyacaklardır. Yani bunlar 1990'lı yılların içinde başlangıcından itibaren yazılmaya başladı. Şimdi dünyada yani bu finans işleriyle uğraşan veya yatırım işleriyle uğraşan gruplar var tabii. Yani eskiden nasıl finansal entelektüel bir grup vardı, askeri sanayi bir kompleks vardı, yani onu şekilde konuşuyorduk. Şimdi bu finansta hani finansta şimdi mesela diyelim ki Amerika'da yatırımcı olan, yani sadece kağıt alıp satarak değil de şirketlere ortak olup şirketleri zengin, yani çalıştırır hale getirip üreterek para kazananlarla yazılım yapanlar bir grup oldular. Öbür türlü bu kağıt al satla fon yönetiyoruz adı altında büyük paraları kullanarak diğer ülkelerin üstünden de borsaları düşürüp çıkartarak para transfer edenler, yani faizin inmesini düşmesini çıkartarak da yani onları da kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü çok büyük paralar kontrol ettiğiniz için bunları yapabiliyorsunuz. Yani faiz lobisi derken, yani çıkar grupları adı altında da söyleyebilirsiniz bunu. Faizden çıkar sağlayanlar için de kullanabilirsiniz. Bunlar şimdi ikiye ayrıldılar. Yani Amerika'da bu artık böyle, yani eskiden böyle yan yana duruyor gibi gözüküyordu ama bıçakla ayrılır gibi oldu. Özellikle Amerika'nın son seçiminde bu artık açık seçik ortaya çıktı. Şimdi bunun ilk denemeleri uzak ülkelerde yapılıyor denenek olarak. Şimdi siz bugüne kadar gördünüz mü bir sermaye ile sokakta çalışan bir insanın yan yana yürüdüğünü? Ben görmedim. Siz bir ülkede gördünüz mü? Dünyada hangi ülkenin bir başbakanı çıkıp da ister doğru tercüme edin, ister yanlış tercüme edin, ister doğru anlayın, ister yanlış anlayın, faiz lobisiyle yani uğraşacağım diye hiç duydunuz mu? Hangi dünyada hangi başkan söylemiş? Yani belki bir dikkatli bakmak, belki Mao, Lenin filan yani böyle hiç hitap ederken bile söylememiştir bu lafları. Şimdi bu açık seçik ortaya çıkan bir şey var ve ilk defa birileri siperden çıktı Yiğit Bey. Yani artık tamam dedi, savaşımız büyük. Bunu açık açık ilan ettiler, yani kendileri de çıktılar ortaya. Fakat şunu düşünmelerini de tavsiye etmek lazım. Acaba dünyayı belirli bir mesafeden, yani hiç olmazsa birilerine güveniyorlarsa o arkadaki abilere de şunu sorsunlar. Acaba dünya 21. yüzyıl hala bu biraz önce konuştuğumuz şeyleri kaldıracak bir yüzyıl mıdır? Yani bu kadar paylaşımsız, her şeyim benim olsun, her şey benim kontrolümde olsun denilen çok az bir zümrenin istediği yönde gidecek bir yüzyıl mı olacaktır? Yoksa insanların daha çok paylaşımcı, daha çok birbirlerine yardım ettiği, daha çok birbirleriyle konuşup anlaştığı bir yüzyıl mı olacaktır? Ama 21. yüzyıl böyle, yani bunların istediği gibi bir yüzyıl olamayacak. Çünkü Adam Smith'ten bu yana neredeyse 250 yıl geçti. Hırsın sonu yok Yiğit Bey. Hırsın sonuna, hırsla her şeyi yapmaya kalkarsanız bazen gözünüz duyuyor. İşte Latin atasözü öyle geliyor. Yani Tanrı bir adım mahvetmek isterse
önce çıldırtır diyor. Yani tek elde güç bu kadar toplanınca, hem para hem güç toplanınca insanların gözü dönüyor Yiğit Bey. Onu söylemek lazım. Şimdi ekonomiyi batırmak isterse diyor, küçük bir zengin bir sınıf yaratırsınız. Şimdi Amerika'da ya adamlar açık seçik söylüyor. Bunu söyleyenler de gerçekten üreterek kazanmaya çalışan insanlar. Öyle üreterek zengin olmuşlar. Ya fikren üretmişler ya da şirket alıp çalıştırarak. Yani yoksa böyle kağıt al satarak, faizle uğraşarak değil yani. Şimdi bu insanlar öbürkülere dediler ki bakın, bu böyle giderseniz yani çok büyük para çok az elde toplanır, çok az insanın elinde bir şey kalmazsa sonunda zaten dayanılmayacak hadiseler çıkar. Hiç olmazsa bu böyle geçiş yapalım, biraz insanlarla paylaşın. Söylenen bu. Artık bu yolda gidemeyeceksiniz. Yani açığa da çıktınız. Yani belki de sizde deneme yapılıyor. Yani belki deneme tahtası olarak da kullanıldığınızı düşünebilirsiniz. Siperden çıktınız, sizi siperden çıkardılar. Açık seçik ortaya çıktınız. Yani artık yapmayın. Gelin uğraşmayın. Yani ne varsa hangi yola girecekseniz artık hani şöyle bir şey, geri adım at diyorsan önce sen bir geri at adım bakalım. Hani öyle diyor. Sistem diyor ki bakın geri adım atın diyor. Hakikaten 21. yüzyıl Amerika'da bunu başlattılar. Bunu 10 senedir yazıyorlar Yiğit Bey. İnsanlar okumuyor. 10 senedir yazıyor. Ciddi insanlar yazıyor bunu. Bakın. Yani artık böyle faizlerle maizlerle oynayıp borsa düşürdün çıkardın insanların alın terini buraya aldın sen bir sürü parayı cebine koydun onlar aç. Amerika'da 45 milyon insan bunu her seferinde söylüyorum. Ticket'le yaşıyor böyle bir bilet veriyorlar ona gidiyor marketten alışveriş yapıyor. Marketten alışveriş yaptığı biletin değeri aylık ortalaması 138 dolarla 175 dolar arasında değişiyor. Yani git karnını doyur diyor kardeşim. Ama bu insan 45 milyon. Hiç kimse devlet bana bir tane fiş versin de bunu karnımda doyurayım diye böyle bir ümitle yaşamaz. Bu insanı bütün dünyadan uzaklaştırır, bir beklenti haline getirmez. Şimdi böyle beklentisi olan insanların, daha ileriye daha iyi hayat yaşayacağım diyen insanların önüne artık böyle tuzaklar kurarak bunlara mani olamazsınız. O dönem kapandı. Artık 21. yüzyıldayız. Ama dikkat ederseniz bütün insanlık tarihinde yüzyıl başlarında böyle bir doğum sancısı olmuştur. Aslında farkında olmadıkları şudur, yeni bir dünya doğuyor. Anlatabiliyor muyum? Paylaşımcı bir dünya doğuyor. Biraz önce siz sosyal devletten işte İsveç'ten bahsettiniz oraya eşit. Artık bunları yapan hükümetler ayakta kalacak. Ben insanların sırtından öyle işte onları batırayım, bunları çıkartayım, faizi yükselteyim, bundan cebime para kazanayım, işte bundan medyayı kullanayım, işte ondan sonra medyayla askeri tahrik edeyim, askeri sahaya süreyim filan. Artık onlar geçti. Kim neredeyse yerine belirlesin artık. Bugün solcuyum diyen bir parti o zaman bir bankanın içindeki hisselerinden vazgeçsin. O zaman seçim meydanına öyle çıksın gitme. Evet. Hasan Bey şimdi iki arkadaşım var. Birinin adı Ahmet, birinin adı Yiğit. Ahmet ile Yiğit konuşuyorlar birbirleriyle. Çok kızıyor öbürü diyor ki ben onu mahvedeceğim diyor. Cevaben diyor ki hiç Allah kendi yarattığını senin mahvetmene izin verir mi? Bakın bunu konuşanlar çok küçük yaşta. Şimdi hiç gerçekten yüce Allah kendi yarattığını nasıl ki başka birinin mahvetmesine izin vermezse Türk halkı da kendi seçtiği hükümeti birilerinin mahvetmesine, illegal yollarla yok etmesine asla ve asla izin vermeyecektir. Evet, vermez. Bunu hiç kimse unutmasın. Yiğit Bey bir kere bakın bu hadiseler olmazdı Yiğit Bey. Bu hadiseler hiçbiri olmazdı. 1960'ta insanlar hani bugün Taksim Park'a gidip ben oyun benim namusumdur diye sokağa çıksaydı hiçbir şey olmazdı Yiğit Bey. İnsanlar sokağa çıkmadılar. İşte bunların hepsinin bedelini ödedik tam bu kadar, bugüne kadar. Hala da bize aynı bedeli ödetmeye çalışıyor. Bu kadar basit bu iş. Eğer oy vermişseniz oyunuza sahip çıkacaksınız. Yani size onları yapmış bir insan için sokağa çıkacaktınız. O zaman hiç kimsenin gürültü. Çünkü her zaman söylüyorum, o kadar Cumhuriyet tarihinde 1,5 senelik hükümetler Yiğit Bey. Yani birileri geldi azıcık yani dedi ki %7 kalkınma, %4 enflasyon muhtırayı dayadılar dedi Süleyman. Aynen öyle Hasan Bey. Bir de tabii şunu unutuyorlar. Hani herkesin bir planı olabilir. Evet. Herkes bir plan yapabilir. Evet. Bu yerleşik düzen istediği kadar plan yapabilir ama unutmasınlar ki son plan yüce Allah'ındır. Allah'ın dediği olur. Dolayısıyla inanan insanlar bu inandıkları yolda sonuna kadar gideceklerdir. Onu bilsinler. Evet. Ve bu inanan insanlar bilsinler ki geçmişteki davranışlar gibi davranışlar göstermeyeceklerdir. Evet. Şimdi bu yerleşik düzen şunu soruyor kendi kendine. Ya bunlar bizden niye korkmuyor? Çünkü inanan insan için yerleşik düzenin gücü diye bir şey yok ki. Yok tabii. Yoluna devam ediyor. Bugün Türkiye'de milyonlarca bu yola baş koymuş, inanmış. Evet. Bu yolda bu izde gidecek insan var. Şunu herkes bilsin ki
hiçbir denemeyi, hiçbir illegal yolu, hiçbir illegal girişimi Türk halkı kabullenmeyecektir. Evet. Ve her türlü girişimde nasıl ki son duvara çarptılar, her duvara çarpışlarında ufalanarak yok olacaklar. Her duvara çarptıklarında bir parçaları daha kopacak. Onun için herkesin kendini bilmesinde yarar var. Bakın biraz önce anlattığım bu konuyu kapayacağım Turgut Özal'la ilgili süreçte Turgut Özal'a Simavi'nin yazdığı mektubu okuyorum size. Nasıl ki Turgut Özal o dönemde bu Kürt politikasını aktif hale getirmeye çalışıyordu. O dönemdeki medya patronu, yani 4 tane matbaası olan arkadaş dönemin başbakanına mektup yazıyor. Sayın Başbakan, aynen okuyorum bak, Sayın Başbakan'ın falan değil. Bu mektup Hürriyet Gazetesi'nin sürmanşetinde yayınlandı. Sayın Başbakan, sevdiğimiz, beğendiğimiz, umut bağladığımız kişiydiniz. Şimdi itiraf ediyorum, sizi artık tanıyamıyorum. Hele şu sıra, bypass denilen cerrahi işlemin sizde uyandırdığı etkiyi iki kelimeyle özetleyebilirim. Basından nefret. Sağlık seferinizden dönüş gününden beri bizleri köşeye sıkıştırmaya ve bu çırpınış içindesiniz. Köşeye sıkıştırma çırpınışı içindesiniz. Elhak, başarıyorsunuz da. Yetinmiyorsunuz, daha sıkıştırmayı düşlüyorsunuz. Siz şu bypass gerçeğini yaşıyorsunuz ama bir başka gerçeği unutuyorsunuz. Dev bir çomar olup mini mini bir tekirin üzerine hamle ederseniz bile onun can havliyle atılıp yüzünüzü gözünüzü tırmalayacağını. Elbette ki ne siz o yaratıksınız ne de bizler öteki. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bizler hancıyız, sizler öyle de böyle de yolcusunuz. Başbakan'a yazılan mektubun cüretine bak Hasan Bey. Cürete bakar mısın Başbakan'a yazılan mektubun? Tekrar ediyorum. Siz ne o yaratıksınız ne de bizler öteki. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bizler hancıyız, sizler öyle de böylece yolcusunuz. Bazı akşamlar televizyonumun penceresinden sizinle yüz yüze geliyorum. Bakıyorum, avaz avaz bağırıyorsunuz. Kelimeleri dudaklarınızda hem püskürtüyor hem de adeta çevreye saçıyorsunuz. Basın yalan yazıyor. Ben de işte o zaman asıl isyan ediyorum. Hayır başbakanım, basın yalan yazmıyor. Bizlerin arkasında bırakınız yalan haberi, yanlış habere tahammül edebilecek bir meslektaşımız bile yoktur. Kabul ediyorum. Devri şahanenizde basın sevilmiyor. Gazetelerimizin kamuoyunda cana yakın bir görüntü taşındıklarını da sanmıyorum. Sizin de olayı içinizin yağları eriyerek körükleyişinize her gün tanık oluyorum. Bu ne kişiliksiz düzendir ki parmağınızın bir işaretiyle pazar günü olmasına rağmen savcılar çalışıyor, gazete toplatılıyor. Bu ne onurdan yoksun devlet kuruluşlarıdır ki yine bir göz kırpmanızla kağıdımıza katmerli zam geliyor. Bu mektubu bu cürette yazan kişi başbakana yaratık diyor. Avaz avaz bağırıyorsun diyor ve diyor ki ben kalıcıyım, sen yolcusun diyor başbakana. Neye güvenerek? Bu yerleşik düzene güvenerek. Bu adam Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı sonra. Evet. Bu da herkese ders olsun diyelim. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Hasan Bey, artık son bölüme girdik. Son sözlerimizi söyleyelim. Yaklaşık bir 10-15 dakikamız var. Şimdi Yiğit Bey, 21. yüzyıl bugüne kadar gelirken son 300 yıl gibi olmayacak. Yani öyle bir avuç insanın dünya şöyle gitsin, dünya böyle olsun demesiyle olmayacak. Artık bir sürü ülkede insanlar belirli bir refah seviyesinden ziyade işte bu iletişim sayesinde belirli bir bilgi birikimine de ulaştılar. Onun için bundan sonra işleri eskisi kadar kolay olmayacaktır. İnsanları kolay kolay da kandıramayacaklardır. İnsanlar verdikleri oya sahip çıktıkça da işleri daha da zorlaşacaktır. Şunu bir kere daha düşünerek davransınlar. Kim kimi süpürüyor ona dikkat etsinler. Yani büyük abiler büyük bir oyunu başlattılar. O zaman öbür türlü söyleyeyim bu ekonomiler düzelsin diye. Çünkü bu kağıt basmanın falan sonuna gelindi. Kağıt oyunlarıyla para kazanmak, servet transfer etmenin sonuna gelindi. Bunu bilenler
bilmeyenlere diyorlar ki artık bu yolu bırakın. Bu yol yanlış bir yol. Bu kadar küçük bir elde, bu kadar bir servet birikip de bu kadar çoğunluğun elinde umutları bile kalmazsa bunun altında ezilirsiniz diyorlar. Gidilen 21. yüzyıl böyle bir yüzyıl. Buna uyanarak dikkat ederlerse hiç olmazsa kendileri hem servetlerini hem de canlarını koruyabilirler. Aksi takdirde iş daha kötüye gidebilir. Tavsiye odur ki abilerin dediklerini dinlesinler. Yani son 10 yıldır bunlar da yazılıyor, çiziliyor. En kötüsünde şunu yaptılar, siperden çıktılar. Akıllı insanlar siperden çıkmaz Yiğit Bey. Evet, Hasan Bey şimdi o kadar onlar için tablo vahim ki siperden çıkmayıp ne yapsınlar? Bak şimdi bu IMF anlaşmaları bugüne kadar. Bugüne kadar Türkiye'yi kimlerin kontrol ettiği, kimlere hangi imzaların attırıldığı hepsi burada. Bak, anlaşma tarihi 1961. Yani Menderes'i astıkları yıl Türkiye'yi IMF'ye teslim etmişler. Anlaşma tarihi 1962. Menderes'i astıkları, kayın bu tarafa doğru kayın, deminki iyiydi arkadaşlar. Menderes'i astıkları ikinci yıl yine Türkiye'yi IMF'ye teslim etmişler. Ne kadar para için? 31 milyon dolar için. 1963 22 milyon dolar, 1964 22 milyon dolar, 1965 22 milyon dolar, 1966 22 milyon dolar, 1967 27 milyon dolar. Menderes 10 yıllık iktidarı sonucunda 1958 devalüasyonuna direnemeyip 4 yıllık baskı sonucunda devalüasyonu onların istediği gibi yapınca 1960 darbesi geldi. Evet. 1960 darbesinden sonra da işte burada kağıtta çok net görünüyor bakın başında. Her yıl IMF ile anlaşma olmuş. 1968, 1969, 1970. 1978, 8 yıl aradan sonra 300 milyon dolar. 1979, 250 milyon dolar. 1980, burada 10 puanlık bir uzman sorusu sorayım. 1 milyar 250 milyon doları neden 1980'in Haziran 18'inde IMF Türkiye'ye vermiş? O bonus İlk Bey. İhtilal yaptınız, bonus o. Daha darbe yok. Darbede ha bonus yapalım. Bonus bak, darbe Haziran, yapalım. Evet, Haziran. 18 Haziran. Hazırlık yapıyor. Bugüne kadar bak dikkat eder misin? 1980'e kadar 27 milyon, 27 milyon küçük paralar 90 milyon, 300 milyon, 250 milyon veren IMF 18 Haziran 1980'de yani 12 Eylül'den yaklaşık Temmuz Ağustos 3 ay önce 1.25, 1.250 milyar dolar para veriyor. 1,5 milyar dolara yakın parayı Türkiye'ye vermiş. Neden? İhtilali finansmanı. İşte bu darbenin, olacak darbenin finansmanı. Olacak darbenin finansmanı. Ortalık bozulacak. 3 ay sonra darbe olacak. Bu paraya ihtiyaç var. Yani darbe 3 ay öncesinden IMF tarafından biliniyor. Biliniyor. Bu para onun için veriliyor. 1983 225 şimdi milyon dolar. Şimdi bunu şey ama diyebilirler değil mi? Yaptım devam edelim. Mu söylüyorsunuz? 1984 225 milyon dolar. 1994 866 milyon dolar. 1999 20 milyar dolar, 2002 15.88 milyar dolar, 2005 10 milyar dolar, toplam 49.85 faiziyle birlikte 57 milyar dolar para sadece IMF'den kullanılan faiziyle birlikte. Evet. Ama burada en önemlisi 18 Haziran 1980'de verdikleri 1 milyar 250 milyon dolarlık para darbenin olmasından 3 ay önce. Siz niye bu parayı verdiniz? Darbe olacağını biliyordunuz herhalde ki darbeyi finanse etmek istediniz. Kenan Evren'in altından kalkamayacağını bildikleri için bu parayı öncesinde veriyorlar. Dolayısıyla her şey o kadar açık ki bakmasını bilenlere. Evet, çok çok ucuza satılmışız Yiğit Bey. Yani 22, 75 sente gitmişiz adam başı. Yani. Hasan Bey bakın 1950, ilk biliyorsunuz 1947'de anlaşma var. 1950-47'de IMF ile prensip anlaşması yapılıyor. Yani diyoruz ki biz artık bundan sonra IMF ile çalışabiliriz. 1946 devalüasyonu sonrası yani Recep Peker hükümetinin yaptığı devalüasyon sonrası. 1950 ile 1960 arasında Türkiye'deki traktör sayısı 1400'den 50 binlere kadar çıkıyor Hasan Bey. 1400 traktörle başlıyor Menderes hükümeti, 50 bin traktörle bırakıyor ülkeyi. 47 büyük fabrika yapılıyor. Bunların birçoğu bugün kamu iktisadi teşekkül olarak bildiğimiz fabrikalar. 300 kilometre yol 1000 küsür kilometreye çıkıyor. Yani bu söylediğim yol otoyol veya asfalt yol değil. En kötüsünden yol. Stabilize yol. Ne yapayım? Stabilize yol. Birçok temel atılıyor. Menderes diyor ki Fırat ve Dicle üzerine baraj yapacağız. Diyorlar ki sana para yok, kredi yok. Gidiyor Amerika'da para arıyor, bulamıyor. Geri dönüyor. Nasıl bugün başbakan diyor ya, ne pahasına olursa olsun 3. köprüyü, 3. havalimanını ve Kanal İstanbul'u yapacağım.
Menderes Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde aynen şunu söylüyor. Ne pahasına olursa olsun Fırat ve Dicle üzerine baraj yapacağım. Bu konuşmasını takip eden 6 ay içinde darbe geliyor. Menderes ne Kuruşçev'le verdiği randevuya gidebiliyor, ne Kuruşçev buraya gelebiliyor, ne İş Bankası Ruslara satılabiliyor, ne petrol ofisi Ruslara satılabiliyor. Yani içerideki yerleşik düzen, IMF, içteki hainler ve dışarıdaki işbirlikçiler Menderes'i asıyorlar, başını koparıyorlar. Niye? Çünkü Türk halkının fukaralığıyla, Menderes aynen şunu söylüyor cümle olarak, fukaralık bu milletin kaderi değildir. Ve başını koparıyorlar. Neden? Çünkü yerleşik düzenin zenginleşmesi için halkın fukara kalması lazım. Yerleşik düzenin büyümesi, genleşmesi, daha çok sömürmesi için halkın bütün varlığını vermesi lazım. Damarlarına daha çok kanül taktırması lazım. Hala bu rakamları görmeyen Türk halkı, hala bu rakamları görmeyen ama kendini sosyalist, solcu, milliyetçi, ülkücü, alperen, milli görüşçü, solcu, sağcı olarak tanımlayan Türk insanı. Allah aşkına görün ne olur. Görün ne olur, geçmişi görün. Bunlar bizim kaderimiz değil. İşte bugün yapılanlar bu kadere karşı çıkış. Evet, aynı kadere karşı. Bu kadere karşı çıkış. Bu kadere karşı çıktığın için Taksim patlıyor. Taksim'de insanlar sokağa dökülüyor. Taksim meydanında sosyal patlama yaratılmaya çalışılıyor. Bu kadere karşı çıktığın için itibarsızlaştırılıyorsun. Bu kadere karşı çıktığın için hayır halka hortumlatmayacağım. Türk milletinin varlığı, Türk halkının varlığı olarak kalacak dediğin için, yerleşik düzenin semirmesine izin vermediğin için itibarsızlaştırılıyorsun. Diktatör ilan ediliyorsun. Bütün dünya medyası sana saldırıyor. Hakkında karikatürler çıkıyor. Aynısını bana yaptılar Hasan Bey. Bu yerleşik düzene ne zaman kafa tuttum? Kendi çapımda internet siteleriyle, gazeteleriyle beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Her türlü iftiraya atmaya çalıştılar. Ama Allah'a bin şükür bak burada aslan gibi duruyoruz. Aynının daha büyük ölçeklisini bugün Sayın Başbakan'a yapıyorlar. Evet. Daha büyük ölçeklisini dünya çapında yine Türkiye'ye hükümet ve devlet çapında yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla Türk halkı ne olur bu rakamları unutma. Bugün 10 bin dolar değil 30 bin dolar gayri safi milli hasılan olabilirdi. Olabilir. Eğer IMF ile şu anlaşmalar yapılmasaydı, Menderes asılmasaydı, 28 Şubat olmasaydı, 2001 krizi olmasaydı bugün 33 bin dolar gayri safi milli hasılan olabilirdi. Ama o senin 33 bin doların yerine bugün 10 bin doların varsa o aradaki 23 bin dolar o yerleşik düzenin cebine transfer oldu. Ha şunu da hiç unutma. 2003 yılında 250 milyar dolaran gayri safi milli hasıla bugün 758 milyar dolara gelmişse son 10 yılda bu yerleşik düzen daha az hortumlayabildiği için, siyasi otorite onu durdurduğu için, faiz 60-70 aralığından 4-61-8 bandına düştüğü için geldi. Evet. Dolayısıyla herkesin, özellikle ben sol görüşlüyüm diyen Türk insanlarının bu rakamları çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu ülkede içi doldurulamayan tek kavram sosyalleşme, solculuk. Evet. Onlar tarafından doldurulamıyor. Ama bugün bakıyorsunuz Sayın Başbakan sosyal sistem açısından hastaneler en büyük örnek. Evet. İlaç depolarına uygulananlar, ilaç stokçularına uygulanan 111 liralık ilaç Hasan Bey 9 liraya düştü ya. Evet. Niye bunu 10 yıldır yapmadın? Niye yapmadın? Ama onu yapacak hükümetlerde, onu yapacak bakanların, yapanlar, deneyenler oldu, kelleleri gitti. Hepsini basın yoluyla itibarsızlaştırdılar, hepsini kellesini aldılar Hasan Bey. Deneyenler oldu. Bak, onu cesur söylüyorum. Cesur onu deneyenler oldu. Aynen öyle. Sadece gittiler. Başbakanlara yapılmıyor bu. Tabii. Bakanlara da yapılıyor. Tabii. Hangi bakan bu yerleşik düzenin tekerleğine çomak sokmaya gitti kalktıysa, kellesi. Ertesi gün bir bakıyorsun gazetede bir manşet patlamış. Evet. Bir iftira. Adamın haberi bile yok. Ya çocuğuna iftira, ya çoluğuna iftira, ya kendisine iftira. Neden? Çünkü o bakan öyle bir düzenleme yapmak istemiş ki bu arkadaşların tekerleğine çomak sokmak istemiş. Evet. Ama bu tarafta hiçbir şey yok. Onların hepsi sütten arı ak kaşık. Oo. Onlar için hiçbir şey söylenmez. Yani o banka kime kredi vermiş, o adam nasıl o hale gelmiş, o medyayı nasıl desteklemiş, nereden ne para alıyor, nasıl getiriyor. Hiç onlardan bir tane bir kalem yazmıyor kendileri. Hasan enteresan Bey, bak, bir şey yani. Son evet. Yerleşik düzenin kendisi açısından en büyük icraatlarından biriyle bitirelim. Evet, bitirelim. İşte bugünkü olayın özeti budur. Tayyip'e şok ceza. Siyasi hayatı bitebilir. Hemen şurada görüyorsunuz. Şurada. Ama isme bakın. Muhtar bile olamaz. Şurada bakın görüyorsunuz. Altta kırmızı. Muhtar bile olamaz.
Hani başkana, belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a falan değil. Tayyip'e şok ceza. Evet. Üsluba bak. Yanındaki yazılanlara bak. Ve diyor ki altında siyasi hayatı bitti. Bitti. İşte küçükken başını koparalım. İleride başımıza bela olur. Bize biat etmez. Bizimle birlikte hareket etmez. Küçükken evet. Linç edelim. Ne oldu? Hapishaneye koydular. Ertesi gün bu manşetle çıktı Hürriyet Gazetesi. O gece kutlama yapıldı. Oo, kurtulduk, bitti. Önümüz açık. Ama ne oldu? Herkesin evet. Bir oyunu var. Ama Allah. Son söz Yüce Allah'a ve son söz Türk halkının iradesine. Dolayısıyla evet. Ben bir vatandaş olarak diyorum ki, rakamları önünüze koydum, analizi yaptık. Bir vatandaş olarak eğer bu yerleşik düzenin kölesi olarak yaşayacaksam ben yaşamamayı tercih ediyorum. Bugün özgürlük savaşında %60'larda, %70'lerdeyiz. %100 özgür olacağız. Büyük Cihan Şumul, geçmişiyle kucaklaşmış, kafayla bedeni birleştirmiş, maddiyatıyla, maneviyatıyla geçmişiyle 2000-3000 yıllık geçmişini bugüne sentez etmiş büyük bir Türkiye olacağız. O kadar büyük olacağız ki bu yerleşik düzen o kadar küçük kalacak ki bir süre sonra zaten büyüklüğümüz yanında kendiliğinden yok olup gidecek. Dolayısıyla biz yolumuzda devam edelim, doğru bildiğimizi söyleyelim, eğilmeyelim. Mutlaka yarınlar bizim. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Sağ olun. Süremiz bitti. Sansürsüz programıyla burada size veda ediyoruz. Yayınımız tabii ki Akış'la birlikte devam edecek. Özellikle küresel programını kaçırmamanızı tavsiye ederim. Dünya enerji piyasalarına ve enerji oyununa ilgi duyuyorsanız diyelim ve burada sesim de tam zaten program bitti. Size veda edelim.